1. İkinci sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 67 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. İkinci sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 677. İslam dünyasında en çok kabul edilen itikadi mezheplerden biri olan Maturidilik mezhebinin kurucusu İmam Maturidi'nin eserinin ismi nedir? A. Kitabü't-Tevhid B. Mesnevi C. Divan-ı Hikmet D. Sahn-ı Semin E. Makalit Cevap A. 8. Mezhebine göre Kur'an-ı Kerim, ilk ve en önemli kaynaktır. Fakat sünnet konusunda diğer mezheplerden farklı olarak, masum, günahsız olarak kabul ettikleri 12 imamın söz ve fiillerini de sünnet olarak değerlendirirler. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki mezhep isimlerinden hangisi gelmelidir? A. Hanefilik B. Caferilik C. Eşarilik D. Maturidilik E. Şafilik Cevap B. 9. Türklerdeki altlik ruhunu İslamiyet'teki cihat ve şehitlik düşüncesiyle karşılaştırınız. Cevap Önce bu kavramların anlamlarına bakalım. Altlik, yiğitlik, kahramanlık, cihat, İslam ülkesini ve Müslümanları her türlü tehlike ve saldırılara karşı savunma ve bu konuda gerektiğinde savaşmaktır. Yöntem olarak kalp, dil, el ve silah gibi çeşitli araçlarla yapılabilmektedir. Şehitlik, şehit olma durumu, Türklerin cihangirlik anlayışı, İslam'daki cihat mefhumuyla ahenkli düşmüş ve onların bu meyillerini iman davası adına kullanarak tarihte Alperenler ve Horasan erleri gibi meşhur olmuş bulunan mücahitlerden olmalarını sağlamıştır. 10. Fütüvvet ve ahilik teşkilatları ile burada bulunan derviş, sufi ve erenlerin faaliyetlerine yön vermede ayet ve hadislerin rolünü değerlendiriniz. Cevap, fütüvvet ve ahilik teşkilatları ile burada bulunan derviş, sufi ve erenler ayet ve hadisler sayesinde İslam uğruna mücadele etmiş ve İslamiyet'in yayılmasını sağlamışlardır. 11. Hazreti Peygamber'in bir benzeri yoktur diyerek övdüğü kimselerin özellikleri nelerdir? Yazınız. Cevap Allah'ın emir ve yasaklarına uyma, Peygamberimizin sünnetine uygun davranan, ibadetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirme, güzel ahlak sahip olma, aşağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz. Cevap 1. C. 2. E. 3. F. 4. D. 5. A. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.